Suruç Nar Festivali. 200 bin nar fidanı var. Özellikle Suruçlu çiftçilere büyük bir ekonomik getiri getiriyor burada. Siz ne yapılmıyordu da yaptınız? Alt yapı, üst yapı, park bahçe yapabilirsiniz ama hakikaten eğitime, yani ruha, beyne hitap edecek eserler ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız. Herhalde Türkiye'de ilk kez bir kütüphanenin karşısında böyle bir şey vardır. Böyle bir manzarayı da bulmak zordur yani. Çok büyük hayranıyım. Odamda Fatih Terim'in şeyleri falan var. Böyle bir Fatih Terim hayranı ben bugüne kadar görmedim. Şu an gerçekten inanamıyorum sizinle konuştuğuma. İyi misin Şükür? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şunu şöyle tut, şunu da şöyle tut. Konuşurken bunu tut işte kardeşim. Tamam mı? Ha? Layık başlıyor abi. Arkadaşlar. Utanır mısın? Lan ne erkek adam utanır mı? Tut ağzına yaklaştır. Şimdi sen şu sen ortaya geç. Ortaya. Tamam mı? Kim konuşursa ona mikrofonu tutacaksın işte. Sen biraz da yakın tut ama. İsim ne? İbrahim. İbrahim yakın tutman lazım İbrahim. İbrahim arkadaşlar Suruç'tayız. Kütüphaneye girerken, ilçe halk kütüphanesine girerken genç arkadaşları gördüm. Hemen böyle Türk halkında şey vardır değil mi? Böyle bir hangi takımı tutuyorsun diyerek bir konuya girilir yani. Evet. Öyle bir durum oldu. İki Fenerbahçeli, iki Galatasaraylı var. Evet. Siz? Fenerbahçe. Siz de üç Fenerbahçeli oldu. Ben de Fenerbahçeli. Oo, dört Fenerbahçeli oldu. Kaybettiniz. Dörde iki oldu ya. Kaybettiniz. Yok, ben kaybetmedik abi. Zaten bir iddia yoktu yani. Evet. İddia yoktu. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an ders çalışıyoruz. Ders çalışıyorsunuz. Ne okuyorsun? Ne olmak istiyorsun? Polis olmak istiyorum ben. Yani polise üniversiteye gitmek istiyorum. Yani sabah akşam çalışıyoruz yani. İyi bir üniversiteye gitmek için. Yani hedefim polislik yani. Hayalim yani. Hı hı. Küçüklüğümden beri amcam falan da polis olduğu için. Çok heyecanlandın ya sen. Yok bizim buralar çok heyecanlı. Çok heyecanlandın. Bayrağı lan. Sen, evet sizi tanıyalım hemen çok. Ben de Mahmut Hoca'yı hocam. Mahmut. Evet. Mahmut sanki sende çok güzel şiir okur gibi bir hava var ama. Yok valla. Aram yok. Uzun havası çok güzel. Aa, sen ne olmak istiyorsun, okuyor musun? Evet ben de okuyorum. Ben de polis olmak istiyorum. Polis olmak istiyorsun. Evet. Ne kadar güzel ya. Suruç'ta bir değişim dönüşüm var mı sen? Ne diyorsun? Bence vardır. Eskisi gibi de. Bu seni mutlu ediyor mu? Evet. Hiç Suruç'un dışına çıktın mı? Yok. Hep Suruç'ta mı kaldın? Evet. Bir gün böyle size bir büyük şehir gezisi olabilir aslında ya değil mi? Olur abi. Olur baba hemen bak heyecanı gitti adamın hemen yani ha. Olur abi. Ama size bir İstanbul gezisi organize edelim. Ne zaman? Hakan'la da. Hakan şimdi sen al kardeşim. Alayım abi. Kardeşim en yakın zamanda ben sana söz veriyorum. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Sen okuyor musun? Evet abi. Ne olmak istiyorsun? Şu anlık bekçi olmak istiyorum. Gece kartalar var ya gibi mesela. Polislik olarak. Niye bu tarafa bakıyorsun abi? Kaymakamımız geldi yani. Ha eyvallah kral. Sen neresin yer yapacağını biliyorsun. Evet abi. Pırıl pırıl gençlerle tanıştık ya. Vallahi. Kaymakam Bey'i seviyor musunuz? Evet abi biz seni kaymakam yani. Ha? Yeni projeler daha yeni başlıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Asıl şimdi başlıyoruz gibi şey oldu yani. Bu kablo da aramızda çok sembolik bir şey oldu yani. Alabilirim. Güzel. Hemen sizinle konuşalım. Ben Hüseyin Doğan Türk. Evet Hüseyin. İşte öyle ders falan çalışıyorum. Hedefim ziraat mühendisliği. Ziraat mühendisliği. Aynen. Bu bölgede de topraklar çok verimli zaten. Aynen ben kendim şey yapıyorum işte biraz anlıyorum tarımdan. Hı-hı. Onun için benim hedefim ziraat mühendisliği. Onun için. İnşallah istediğin gibi bir yere gelirsin. Sen hiç Suruç'un dışına çıktın mı? Yok çıkmadım. Seni de listeye alıyoruz. Tamam kardeşim. Sayın Kaymakamımdan gizli bir operasyon yapıyoruz şu anda. Tamam. Hiç Suruç'un dışına çıkmamışlar. Evet. Dedim ki ya bu arkadaşları şöyle bir güzel bir girişim yapıp tamam, böyle bir yapayım. İstanbul, bir Ankara. Gezdirelim. Niye olmasın yani? Bizim çok şey mesela biz tarlada falan çalıştığımız için dışarı hiç şey olmadı. Yatmaya gitmedik. Şimdi bu röportajı muhtemelen İçişleri Bakanımız izleyecektir. Evet. Sizin gibi gençlere de asla duyarsız kalmaz. Evet. O da Sayın Kaymakamımızla mutlaka bir diyalog kuracaktır. İnşallah. O kurmazsa biz videoyu tekrar yayınlarız. Teşekkür ederiz. Kara kaşlım. Senin kaşlarına kızlar şarkı bile yazarlar ben sana söyleyeyim bak. Merhaba. Tanış babayı çok seven birini buldum. Merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizinle yukarıda sohbet edelim mi? Olur. Tamam. Ama size bir şey soracağım. Tabii. Tam şu arkanızdaki koreografiyi görüyorsunuz. Evet. Ya da grafiti aslında bu. Evet grafiti. Buna bakınca ne hissediyorsunuz?
Ya biz geçen hafta arkadaşlarla bunun üstüne konuşmuştuk. Evet. Nerede o arkadaşlar? Ya hay bugün gelmemişler de. Ya hatta şey konuşmuştuk. Biz işte ne anlama falan geliyor diye konuşmuştuk. İşte bilmiyorum ya, geleceğin çocukların elinde olacağını falan. Bunu biraz sonra beraber yorumlayalım yukarıda. Olur. Tamam mı? Olur. Beraber bakalım ne, bu ne anlatıyor bize, ona bir bakalım. Olur. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Biz de Şoray Uzun'un programı gibi olduk. Gezelim görelim. Sayın Kaymakam, şimdi açıkçası ben buraya festivali gözlemlemek için geldim. Fakat evet, burada gördüğüm manzaradan sonra festival buradaki yapılan işlerin çok küçük, minik bir parçası doğru olduğunu gördüm yani. Türkiye'de son dönemde bu kütüphane etkinlikleri, gençlerin kütüphanelerde bir araya gelmesi muazzam bir şey. Yani İstanbul'da farklı yerlerde, Ankara'da farklı yerlerde önemli kütüphaneler açılıyor. Fakat Suruç'ta bu kadar dolu bir kütüphaneyi görmek beni İstanbul'daki bir kütüphaneden çok daha mutlu etti açıkçası. Ya bu kütüphanenin hikayesini bize anlatabilir misin? Tabii ki, kesinlikle memnuniyetle anlatırım. Hikaye şu şekilde başladı aslında. Yani 3 yıldır ben burada görev yapıyorum. O görev yapma sırasında, yani birinci yılda diyeyim, şöyle vatandaşla hasbihal etmek için sahada gezerken bir baktım bir yerde bir kalabalık var. Yanaştım, bir ne oluyor diye. Gençlerin orada sıraya girdiğini, ondan sonra bir köhne yerde işte kitap okuduğunu vesaire görünce, yani neye bekliyorsunuz burada? İşte kütüphane diyemeyeceğiniz bir alanda ders çalışıyorlardı. Yani kitap okuyorlardı. Tabii orada biz de dedik, hani neden buradasınız? Bir iyi bir kütüphanemiz yok. Bir gençlik merkezimiz yok. Yani asıl hikaye aslında o şekilde başladı. Biz de gençlerimizin talebini almak suretiyle hemen projeye başladık. Yani bu Suruç'a yaraşır, yakışır bir kütüphane, bir gençlik merkezi nasıl olur? Onun gayreti içerisine girdik ve şu anda bulunduğumuz kütüphanenin yapımını gerçekleştirdik. Tabii şunu ifade edeyim. Belediyecilik, temel belediyecilik hizmetlerini yapabilirsiniz. Alt yapı, üst yapı, park, bahçe yapabilirsiniz ama hakikaten eğitime, yani ruha, beyne hitap edecek eserler ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız. Yani kadınlara, gençlere, çocuklara dokunacaksınız ki nesil ilerlesin, nesil sağlam bir zemin otursun. Kütüphaneler de aynı şekilde veya gençlik merkezleri bizim çok çok önemsediğimiz değerlerdir. Yani dedim, o küçük bir gezmeyle ortaya çıkan ayrıntı bu kütüphaneyi ortaya çıkardı. Evet. Ve günlük en az 500-600 kişi burada gelir, dersini çalışır. Bizim tabii sağladığımız ekstra katkılar var. Yani kış ayında ücretsiz çorba gençlerimize veriyor. Çünkü kahvaltısız yapamaz evde. Çok önemli. Erken ya geliyor. Küçük gibi gözüküyor ama çok önemli bir tabii, detay. Tabii tabii, kesinlikle. Çorbasını veriyoruz. Ücretsiz internet. Ki neden? Hani YouTube'dan en azından oradan girip dersini orada dinleyebilir onu. Böyle küçük küçük şeylerle desteklemek suretiyle de gençlerimizi burada bulunduruyoruz ve gençlerimiz hakikaten burada bile şu anda sabahleyin işte 6-7 gibi gelirseniz sıra olduğunu görürsünüz. Yani burası bile artık küçük geliyor. Az geliyor daha doğrusu. Yetmiyor. Ama inşallah biz... O zaman temennimiz şu, buranın yakın zamanda çok daha büyümesi. İnşallah. İnşallah onu yapacağız. Bütün gençlerimizin talepleri bu yönde. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle inşallah burada güzel, büyük bir kütüphane daha yapmayı hedefliyoruz. Şimdi sizin, yanlış bir tabir kullanırsam kusura bakmayın, normal bir kaymakama göre süreciniz çok daha zor aslında. Siz aynı zamanda bu şehrin bir belediye başkanısınız, evet, da. Evet. Vatandaşın tepkisi nasıl bu duruma? Yani siz ne yapılmıyordu da yaptınız başkan olduktan sonra? Ne doğru eksikti de tamamladınız? Bu 3 yıllık süreçte ne oldu? Şimdi 16 Kasım 2019 itibariyle ben buraya belediye başkan vekili veya vatandaş tabiriyle kayyum olarak atandım, görevlendirildim İçişleri Bakanlığımız tarafından. Tabii ilk atandığım zaman şöyle bir, hani klasik tabirle bir fotoğraf çekme durumu söz konusu oldu. Vatandaşlarımızla irtibata geçtik. Yani daha doğrusu gezdik, dolaştık, fikirlerini aldık, düşüncelerini aldık, önerilerini aldık. Ne tür eksiklikler var, neler yapılabilir gibi böyle görüşler almak suretiyle bir proje havuzu oluşturduk. Bu sonuç itibariyle şunu gördük, proje havuzunun sonucunu ifade edeyim. Maalesef Suruç'ta temel belediyecilik hizmetleri bile yapılmamış daha doğrusu. Yani ne doğru düzgün park var, ne doğru düzgün bir üst yapı var, ne doğru düzgün bir altyapı var, ne
sosyal belediyecilik manasında bir şeyler yapılmış. Biz bunların hepsini böyle bir bütün hizmet, bir bütün belediyecilik hizmetleri babında bir çalışma gerçekleştirdik. Ve şunu somutlaştırırsak, biz görevlendirildiğimiz tarih itibariyle, yani 2019-16 Kasım tarihi itibariyle sadece 8 tane park vardı. Yani vatandaşın temel şeyleridir. Yani genci, ihtiyar, yaşlısı neyse, kadını, çoluk, çocuğu dinlenmesi gereken, yani bir belediyenin yapması gereken temel hizmetler bile eksikti. An itibariyle artı 23 park yaptık. Bakın şu ifadeyi kullanayım ben. 8 artı 23 yani 40 yıl içerisinde, öyle ifade edeyim artık somutsal bir durum olsun. 8 park yapılmışken bizden sonra 2,5 yıl içerisinde 23 park yapıldı. Hakikaten onu da vatandaş nezdinde çok güzel geri dönüklerini aldık. Ve vatandaş şunu gördü, hakikaten bir şeyler yapılabiliyor. Bunun durumunu, bunun pozitif algısını almaya başladık. Bunun yanında dedim ya hani bir bütün belediyecilik hizmetleri bizim için çok önemli. İstanbul'da işsizlik de en azından katkı, işsizliği minimize edebilme noktasında katkı sağlamak için Suruç Belediyesi bünyesinde organize sanayi bölgesinde İslam'a yönelik bir fabrika şu an itibariyle bitti zaten. En az 150-200 kişi çalışacak. Ne fabrikası burası? Yani ayakkabı veya tekstil. Yani bitmiş inşaat halinde. Bitti şu anda. Artık içini dizayn edeceğiz. İçini dizayn edeceğiz. Yani işsizliğe de en azından bir katkı sağlamak, minimize etme babında katkı sağlamak için çalışma yürüttük. Yine biliyorsunuz Suruç verimli toprakların olduğu bir yer. Dolayısıyla tarıma da yönelik bir takım çalışmalar yapmak zorundasınız belediye olarak. Sadece yani altyapı, üst yapı, klasik belediyeden öteye 8 tane sera yaptık. Vatandaşımıza hibe ettik 8 serayı. Şu anda mesela 10 tane sera daha yapacağız yakın zamanda. Bunları da aynı şekilde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yani tarıma da destek. Bunda böyle çalışma yaptık. Yine belediye bünyesinde bir sera oluşturduk. Sosyal belediyecilik manasında. Orada ürettiğimiz ürünleri mesela ekim dikim yapamayan yaşlı, engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Bu da önemlidir. Çok önemli. Gençlere dokunuyoruz. Sportif anlamda gençlere dokunuyoruz. Şöyle dokunuyoruz. Yani bugün Suruç Çim hokey alanında gençler Türkiye şampiyonu oldular. Bakın kimse bilmez bunu. Türkiye şampiyonu, Çim hokeyinde. Bu bağlamda bu gençleri daha ileri bir seviye atabilme, ileri bir seviye götürebilme düşüncesiyle şu anda birkaç gün içerisinde ihalesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah uluslararası maçların da oynanabileceği 500 kişilik bir Çim hokey sahası yapıyoruz. Müthiş bir şey. Yani bunun anlamı şu, İnanılmaz bir şey. Yani dışarıdan gelecek sporcular veya vatandaşlar neyse gelip burada maçını olacak. Çim hokeyi oynayacak. Yani bunu futbolda sağlayamazsınız. Yani Suruç'ta futbol hani uluslararası maç oynanacak durumu söz konusu değil. Ama Çim hokeyinde inşallah Çim hokeyinin merkezi olacak. Yani yurt dışından da maçlar inşallah burada oynanmış olacak. Süper. Ne çalışıyoruz? Tarih. Evet. Türkiye'nin tarihi de biliyorsun yani çok eskilere dayanıyor. Ben yeni başladım. Eskilere kadar gideceksin. Evet, ilk konudan zaten üçüncü videoda. Şeyi soracağım sana, bu kütüphanede ders çalışmak nasıl bir duygu? Güzel. Beğeniyor musun burayı? Tabii ki bir düzen var, çıkış saatleri, giriş saatleri var. İnsanlar etrafında rakipleri var, herkes çalıştığını görünce insan daha da kendini şey yapıyor. Öyle işte. Tebrik ederim, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne olmak istiyorsun? Polis. Tamam. Eyvallah, inşallah her şey gönlünce olur. İnşallah, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Kütüphanemiz gerçekten çok verim veriyor bize. Valla ben burada olduğum için övme. Ne hissediyorsun? Tamam, söyleyeyim. Gerçekten çok verim veriyor. Mesela okuldayken biz çalışamıyoruz. Arkadaşlarımız ses falan yapıyor. Teneffüslerde zil çalıyor. Kantinmiş falanmış. Hiç çalışamıyoruz. Geliyoruz buraya. Mesela çok sessiz bir ortam. İnterneti var. İnternetten, YouTube'dan öğretmenlerimiz falan var. İşte onları dinliyoruz, izliyoruz. Mesela öğreniyoruz bazı şeyleri. Işık ortamı çok iyi. Mesela fazla ışık da yok, az olan da yok. Tam net görünüyor her şey. Evet, tam iyi. Mesela sessizlik, özellikle sessizliği çok gerçekten verim veriyor ne bize. Ne olmak istiyorsun? Ben hemşire olmak istiyorum. Hemşire? Evet. Kardeşlerimin tavsiyesiyle geldim, çok memnun oldum. Kardeşleriniz mi? Kardeşim, kuzenim. Kardeş, kuzen, akraba. Burada evet. Şey var yani, burada bir... bir örgütlenme böyle. Organize var abi burada. Evet hocam. Çok iyi ya. Ne dedi sana kardeşin? Ya, YouTube'dan da izledim. Ama böyle beklemedim. Hani çok kalabalık falan olur dedim. Ya da rahatsız edici. Hani kalabalıktan dolayı. Ama çok sessiz, çok güzel. Özellikle çayın olması çok mutlu ettim. Direkt çaylarımızı orada içmemiz hani
ders çalışırken küçük falan. Küçük ama önemli bir detay. Evet, çok önemli de benim için. Yani çayda mesela içecek falan öğrenciler çalışırken şey yapıyoruz. Onun olması çok güzel oldu. E tabii internet ama KPSS öğrencisi olunca hani internetten biraz daha çekiniyoruz. Sessizlik önemliydi, o da var yani. Kütüphane iki katlı aslında. Evet. Alt kat ve üst kat, bir de şu yan tarafta kafeterya var. Doğrudur. Çok iyi ya. Burası daha be. Ya bir şey söyleyeyim, gençlerin ilgisi gerçekten muhteşem değil mi? Mükemmel. Kesinlikle. Yani. Yani burada günlük 600 kişi genç gider. 600 kişi gelir. 600 genç. Evet, en az. Ya bu gençleri bu şekilde görünce çok mutlu oluyorum açıkçası. En büyük mutluluk kaynağım burası. Bu ortam beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Arkadaşlar tam karşımızda da herhalde Türkiye'de ilk kez bir kütüphanenin karşısında böyle bir şey vardır. Böyle bir manzarayı da bulmak zordur yani. Ya buradaki bizim temel amacımız imkanları dahilinde güzel şeyler ortaya koyabilmek. Evet. Hani imkan neyse onu daha da güzelleştirmek. Ya duvar var. Ne yapabilirsiniz duvar? Duvarı yıkacak haliniz yok. Grafiti yaparsınız. Evet. Görsel açısından güzel muhteşem olur. Muhteşem ya. Ben mavi de en çok sevdiğim renkten. O ferah. İçim. Benim de bordo mavi. Tamam, anlaşıldı. Evet Osman, yaş 18. 18. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Zengin olmak. Zengin olmak. Harikasın ya. Ama oraya nasıl gitmek istiyorsun? Yani okuyacaksın. Valla Z kuşağının dediği gibi en kısa yoldan. En kısa yoldan. Evet. Ne olmak istiyorsun başka? Zenginliğin dışında ne olmak istiyorsun? Meslek olarak yani. Meslek olarak. Hayalin ne? Tıp. Tıp. Evet. Doktor. Bu sene 150 bin yaptım sayısalda. İlk 150 bindesin. Evet. Hangi üniversiteyi tercih ettin peki? Tercih etmedim yani, daha kalmayı tercih ettim yani. Seneye çalışmayı. Vay be. Normalde üniversiteye gitmek istiyorum yani. İstediğim yerlere gitmek istiyorum. İstediğin yere. Hedef evet. Kaç? İlk 50 bin mi Türkiye'de? 30 bin. İlk 30 bin. Evet. İlk 30 bine girmesi lazım. Hmm. 30 aşağısı yani. 30 bin aşağısı. İnşallah girersin ya. İnşallah. Seneye okuruz yani böyle. Osman işte 27 bin küsür tıp. Evet inşallah. Medipol Üniversitesi falan değil mi? Koç Üniversitesi. Evet. Niye olmasın ya? Boğaziçi Üniversitesi. Benim adım Rukiye Yüksel. Bu yıl lise son 12. sınıf. Daha yeni buraya geliyorum. Yani arkadaşlarım önerdi işte orada çalışıyoruz, verim alıyoruz dediler. Ben de neden olmasın dedim. Mesela neden buraya gelip çalışmayayım? Geldin, beğendin mi? Evet, daha bu ilk gelişim. Aa, bugün ama ilk. Evet, bugün ilk. Evet, birinci gün. Siftah ama yani. Mesela ortam sessiz, çalışabiliyorsun, odaklanabiliyorsun. Genelde okulda çok fazla ders işlemiyorlar bu yıl. Mesela okula konuşmak için gelen arkadaşlarımız var, arkadaşı için gelen arkadaşlarımız var, dedikodu yapmak için gelenler var. Onların yanında biz ders çalışamıyoruz ve iyi bir yerlere de gelmek istiyoruz. Onun evet. için biz buraya geliyoruz, ne bu ortamı istiyorsun? Tercih ediyoruz. Sınıf öğretmenliği istiyorum. Sınıf öğretmenliği. 1, 2, 3, 4 değil mi şu anda sınıf öğretmenliği? Evet, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sonra 5, 6, 7... Ortaokul. 8, ortaokul, 9, 10, 11, 12, lise. Evet. Umarım öğretmenim diye hitap ederiz size. İnşallah. Sizin var mı? Burada herkes yalnız böyle bir Türkiye 100 bininciliği, 50 bininciliği, 30 bininciliği. Sizin yok, var mı? Yok, ben daha yeni bu lise son. Bu lise yıl son, tamam. Kaça hedefliyorsun ama? Yani hedefim ben... Sana bir 50 bin yazalım. Evet. Türkiye 50 ilk, Türkiye 50, bin, 50 bininci ol. Evet. Tamam, yazıyorum sana. Evet. Bak bir üniversite sınavlarında bakacağım seneye. Tamam. Tam 50 bininci kişiye bakacağım kim diye. Unutmayın ama. 5 bine giren de var. Evet. 12 kişi tıp kazandı. Çok fanatik bir Galatasaraylıyım. Bayağı fanatik bir Galatasaray. Zaten ben bir Galatasaray'ın, bir Trabzonspor'un şampiyonluğunu isteyeceğini pek düşünemiyorum. Yani. Veya bir Fenerbahçe'nin. Herkes kendi takımını ister çünkü yani. Ya öyle. Ama bu futbol böyle bence güzel yani, değil mi? Herkes kendi takımı, bir rekabet var falan. Mesela geçen ya sene... genelde bir de şöyle bir şey var. Mesela ismini koymuşlar böyle bir artık şey sıfatlaşmış. Futbolu erkekler daha çok sever. Ben hiç buna katılmıyorum. Bazı kızlar tanıyorum. Öyle bir futbol ya hakkında seni var ya şu anda ki. Bu röportajı izleyen bir büyük futbol kulübünün başkanı eğer maça getirmezse ben ona hiçbir şey demiyorum. Fatih Terim getirirse hiç hayır. Fatih Terim'e göndereceğim. İnşallah. Fatih Terim'e senin bu röportajını göndereceğim akşam. Gönder.
Olmaz sen. Hayır. Fatih Terim'e ne söylemek istersin? Fatih Terim şu anda seni izliyor. Bir alkış alalım Fatih Terim'e. Sana Fatih Terim'den forma isteyeceğim. Ya şimdi oturup anlayacağım. İmzalı gerçekten forma isteyeceğim sana. Tamam. Çok büyük hayranıyım. Odamda Fatih Terim'in, işte Gomis'in şey böyle şeyleri falan var. Anladım. Baskılar falan Fatih var. Fatih Terim'e ne söylemek istersin? Sizin çok büyük bir hayranınızım. Gerçekten yüz yüze gelmeyi o kadar çok istiyorum ki Fatih Terim'le. Çünkü çocukluğum hayranı da idol. Benim hatta spora başlamam şey falan. Benim dayım kendisi Gaziantep'te beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Dayım çok büyük Fatih Terim hayranıydı. Onun sayesinde ben de aşırı derece Fatih Terimci oldum. Ve çocukluğumdan beri hem dayım sağ olsun hem de televizyonlardan falan görmeyle çok büyük Fatih Terim aşkı büyüdü bende. Hatta bu yıl Fatih Terim Galatasaray'ı bıraktığında oturup ağlamışlığım var. Nasıl bırakırsın diye. Şey atmıştım, Fatih Terim'in kendi Instagram hesabına, Twitter hesabına falan şey almıştım. Ya ne olur geri dönün, geri dönün Galatasaray sizsiz olmaz falan. Böyle oturup ağlamıştım. Hatta ailem şey diyor, ne olmuş yani giderse gitsin, başka antrenörler mi yok, başka direktörler mi yok, ne olmuş falan. Diyorum siz Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerini bilemezsiniz, dolduramazsınız. Belgeselini izledin mi, belgeseli çıktı? Evet, şeyde çıkmıştı, Netflix'te çıkmıştı. Daha işte izleme şansım olmadı. Abimin Netflix hesabı falan var. Abime hatta yalvarıyorum ya ne olur izleyelim. Terim, Terim falan diyorum. Terim, Terim falan diyorum. Çok iyi. İşte öyle çok büyük Fatih. Hocaya senin bu belge şeyini sözlerini izleteceğim. Bir genç kardeşimiz var. Yani böyle bir Fatih Terim hayranı ben bugüne kadar görmedim. Müsaade ederseniz telefonun sesini açıp size bir merhaba yaptırmak isterim. Kardeşim Fatih Terim şu anda karşımda. Başkanım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İsmin nedir? İsmim Şükran. Ya şu an o kadar çok heyecanlıyım ki kusura bakmayın. Normal. Şu an gerçekten inanamıyorum sizinle konuştuğuma. İyi misin Şükran? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya ben... Sağ teşekkürler. Ailene de sevgiler. Kendine de iyi bak. Teşekkürler. Ben çok büyük bir hayranınızım gerçekten. Şu an konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum seninle tanıştığımda. Çok sağ ol. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Saygılar hocam, sağ olun. You say you don't wanna get in trouble, that you don't find cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Kabullenmeleri zor oldu mu sizi? Böyle bir süreç yaşadınız mı? Şimdi tabii... Yani kayyum denildiğinde Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir şeydi. Aslında tabii yani biz belediye başkan vekili olarak görevlendiriliyoruz. Evet. Vatandaş nezdinde veya dilinde değil, yani kayyum olarak biliniyoruz. Tabii ilk etapta hani kayyum kelimesinin belki ağırlığıyla bir takım sıkıntılar olabilir. Ama siz eğer vatandaşla iletişiminizi her kanaldan sağlarsanız ve bunu hizmete dönüştürürseniz o kabullenmeme kısmı çok çok minimize edilmiş ediliyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Hizmet yaparken hem gönüllere dokunacaksınız. Hem de fizik olarak yatırım, hizmet. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani fiziki yatırımlarla gönül yatırımları ikisi orantılı bir şekilde giderse o zaman o kabullenme, o sevgi üst seviyeye gidiyor. Evet. Biraz milyoncuların yani bu caddenin şimdi gezdiğim caddenin eski hali. Burada eskisi ve yenisi. Yenisi ki yenisini şimdi fiili olarak da göreceğiz. Muhteşem. Aynı burası da yine taşlar. Hani şey güvenlik taşları, blokları. Burada da grafit çalışması yaptık. Çok güzel ya. Evet. Duvarı kaldıramayız ama sanata çevirebiliriz. Aynen öyle.
Nasılsın, iyi misin? Gel. Terzileri çok severim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız başkanım? İyi, sağ olasın. Sen burası nasılsınız? Tamamen ölçüyü alıp da dikiyor değil mi? Evet. Birebir ölçüyle dikiyor. Evet. Zanaatkar dediğimiz yer yani. Evet. Aynen. Öyle. Aynen. Bu surucun tabii narı meşhur. Narı ve atı. Narı ve atı iki önemli değer. İki önemli değer. Şimdi nar hakikaten hani taneleri çok farklı, böyle tadı çok farklı. Kendine öz has kokusu olan bir nar çeşidimiz. Şu anda buradan yetiştiriliyor mu? Yetiştiriyor tabii. Satılıyor. Tabii yaklaşık 200 bin fidan nar fidanı var. Ağacı var daha doğrusu. Yani özellikle Suruçlu çiftçilere büyük bir ekonomik getiri getiriyor burada. İnanılmaz bir şey. Suruç Belediyesi hokey. Evet evet. Yani o bakın, bahsettiğiniz Çim hokeyinin evet, şeyi. Evet, Çim hokeyi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Sporcular sizler misiniz? Evet, sporcular bunlar. Türkiye şampiyonu. Bakın. Türkiye şampiyonu. Aynen orada da şimdi. Burada da. Biz bu gençlere şampiyonlarla beraberiz yani. Evet. Evet. Vay Suruç'un be. Gururları bunlar. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar. Suruç Belediyesi'nin hokey takımı ve işte sporcuları Türkiye'de kaç kez birinci oldunuz siz? Yaklaşın lütfen. Yaklaşın. Gelin gelin. Buyurun. Buyurun. Nasıl bir merak sardı bu hokey? Nasıl bir merak sardı? Hocamız geldi. İlk önce tanıttı. Tanıtınca da yerleri görme imkanlarımız var. Alışma imkanlarımız var. Sporla ilgileniyoruz gayet de. Güzel. Öyle yine ilerledi zaten. Farklı çok... illere gidiyorsunuz, tabii yarışıyorsunuz falan. Farklı iller görüyoruz, geziyoruz. Hani alanımızda, branşımızda çok seviyoruz. Öneriyoruz. Hedef ne? Hedef milli. Hedef dünya şampiyonu. Milli olmak. Milli olmak. Evet. Seçmelere giriyor musunuz? Giriyoruz tabii. Var mı? Onları var mı? Işık var mı? Işık var. Narin Yüksel mesela kampa seçildi kendisi ve birçok Suruçlu. Suruçlu tabii. Kampta. Hokeyci. Hokeyci. Allah daim etsin, size de inşallah nasip etsin. Amin inşallah. Ne demişler? Nazar etme ne olur, çalış. Aynen. Senin de olur. Aynen. Peki çok memnun oldum arkadaşlar. Biz de memnun olduk. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Suruç Nar Festivali. Evet. 3 gün sürüyor. 3 gün sürüyor, doğru. Manuş Baba geliyor. Atiye geliyor. Mehmet Erdem bir de. Ve Mehmet Erdem geliyor. Sanatçılar çok iyi. Çok iyi, evet. Yani sanatçılar çok iyi. Her gece bir izdiham var yani burada. Bölgede belki de bu düzeyde sanatçı geliminin bir festivale ilk defa olmuş oluyor. Ha bir de Suruç deyince. Tam onu soracağım. Evet. Suruç tarihinde bir ilk oluyor yani. Evet, doğrudur. Suruç tarihinde bir ilk. O zaman bu düzeyde bir ilk. Yani üçüncü Nar Festivali ama bu düzeyde bir ilk. Tabii yani canım, üç tane önemli sanatçının Suruç'a gelmesi. Bu şekildeki bu fevkalade bir hazırlığın yapılması. Yani Suruç tarihinde bir ilk diyebiliriz kesinlikle. Biz tabii dediğim gibi Nar Festivali coğrafi işareti olan bir narımız bu. Evet. Daha da önemli bir şey söyleyeyim ben size. Biz Avrupa Birliği'nde narımızı tescillendirmek için başvurumuzu yaptık. Avrupa Birliği inşallah olumlu geçiyor şu anda. Her şey, süreç olumlu geçiyor. Takip. Siz müzakerecileri oluşturdunuz. Oluşturduk. Yani muhtemelen geçecek. Artık Suruç'ta Avrupa'da Suruç narı diye bir nar çeşidi tanınmış olacak. Ha, coğrafi işareti. Şey de önemli değil mi? Bakanlığın sizin arkanızda durması da çok önemli. Muhakkak, muhakkak. Süleyman Bey'le görüşüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde, önderliğinde, bir de Süleyman Soylu Bakanımızın destekleriyle biz bunları yapıyoruz zaten. Onun bize verdiği destek, verdiği irade, özgüven, onun verdiği o çalışkanlık hissiyatı, açık söyleyeyim ben, biz bu şeyleri yapıyoruz, bu icraatları yapıyoruz ve temel hedefimiz de şu, her zaman ifade ediyorum, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizi buraya görevlendirmiş, biz de devletimize, devlet büyüklerimize layık olmak için gayret gösteriyoruz. Kayyumla, yani belediye başkan vekiliyle önceki yönetim arasındaki farkı ortaya çıkarmamız lazım. Canla başla çalışıyoruz. Yeter ki Suruç'ta hizmet yapılsın, algılar değişsin. Ki şu anda görüyorsunuz, huzur bir ortamı var. İnsanlar mutlu, insanlar işine bakıyor ve devletimiz Allah'a şükür bütün alanlara nüfuz etmek istiyor. Bir şey söyleyeceğim, şu anda Suruç'tayız. Sizin bir tane korumanızı evet, ben gördüm. Doğrudur, yani. Bir koruman var. O ve biz sokaktayız. Rahat rahat geziyoruz, hiç problem değil. Zaten vatandaş diyor, şöyle diyor, Kaymakam Bey, biz senin korumanıyız.
Yani onlar bizi koruyor. Evet. O şekilde artık algı oluşturuyorlar. Çok önemli bir şey bu. Evet, kesinlikle. Yani şey de çok önemli. Biraz önce ona şey atlamayayım. Arkanızdaki gücün ve iradenin size inisiyatif alma opsiyonu tanıması çok önemli tabii. Bir şey. Biz Sayın Bakanımızdan şu desteği aldık. Her zaman toplantılarda, muhtelif toplantılarda siz yeter ki orada çalışın, gayret edin. Halkın içinde olun, halka dokunun, gençlere dokunun, çocuklara dokunun, kadınlara dokunun ve onlara yönelik projeler gerçekleştirin. Gece gündüz çalışın, bütün irtibat noktalarını, iletişim noktalarını açık tutun. O iradeyi verdiler. Yani her toplantıya katıldığımızda Sayın Bakanımızın hani o konuşmaları bizi yani... Suruç'tan Ankara'ya gittiğimizde Sayın Bakanımızın o desteklerinin getirdiği pozitif durum yani bir nevi tabiri caizse Sayın Bakanımızın konuşmasından sonra reset oluyoruz. Tekrar kendimizi adapte ediyoruz. Daha fazla çalışıyoruz. Zaten yani, sizin Ankara'ya gittiğinizden daha çok o Suruç'a geliyordur herhalde. Evet, kesinlikle. Kesinlikle maşallah yani Sayın Bakanımız hakikaten. Yani Sayın Bakanımız o kadar çalıştığı için, o kadar gayret ettiği için, o kadar sahada olduğu için yani kendilerine de en azından geri dönütler olsun. Suruç'ta güzel şeyler oluyor. Suruç'ta belediye başkan vekili kayyum bu sistem hizmet getiriyor. Vatandaş nezdinde olumlu bir algı oluşturulmuş, hizmet edilmiş gibi durumları en azından ortaya koyabilmek için canla başla çalışıyoruz. Burası şimdi herhalde gurur tablosu mu oluyor? Evet. Hokey takımının üniversite kazanması. Hokey takımı. Evet. Suruç'ta bir hokey takımı var. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Bize bir anlatır mısın hikayesini? Şimdi 2015 yılında ben buraya beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda ilçe spor müdürüyüm. 2015 yılında atandıktan sonra hokey branşında, kendi zaten ana branşım. Benim aynı zamanda mini sporcuyum. Gelir gelmez ilk işimiz bu branşı burada yaymak oldu. Başladık. Bir yıl sonra okul sporlarında sporcularımız güzel başarılar elde ettiler. Bir yılın sonunda biz spor kulübümüzü kurduk. Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü adı altında. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Kenan Aktaş'ın destekleriyle Suruç Belediyesi Hokey Takımımızı kurduk. Yaklaşık 4 yıl içerisinde üst üste Türkiye şampiyonu olduk U16'da ve o yine altyapıdan oluşan bütün sporcularımız birincilikte, ikincilikte ve birincilikte şampiyon oldular namağlup bir şekilde. Birincilikte şampiyon olduktan sonra Süper Lig'e çıktılar ve biz Süper Lig'i bu yıl 2021-2022 sezonunu 5. sırada tamamladık. Üstümüzde olan 4 takımın 4'ü de Avrupa'da derece yapmış transferleri olan bir takımdı ama biz tamamıyla kendi öz sporcularımızla Süper Lig'i 5. sırada bitirdik ve bu 5. sıranın bitiminden sonra o sporcularımız liseyi bitirdiler ve bu yıl 6 tane sporcumuz sadece beden eğitimine kendi hokey branşımızdan 6 sporcumuz ve toplam 21 tane sporcu beden eğitimi bölümünü kazandı. Bu yıl tabii bizim en büyük amaçlarımızdan birisi bu çocukları mini sporcu yapabilmekti. U16'da 3 sporcumuz, U21'de de 2 sporcumuz mini sporcu oldu. U16'da Avrupa Şampiyonası'na giden sporcularımız Avrupa şampiyonu oldu. Kendi sporcumuz Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldu. Ve ikinci kaptan da yine bizim takımımızdan seçildi. Tabii bu başarıların hepsinde sporcularımızın büyük emekleri var. Haftanın her günü antrenmanlar yaparak biz bu şekilde başarı elde ettik. Tabii bu bir takım oyunu. Biz tek başımıza bu işi yapamazdık. Nasıl ki biz sahanın içinde bir takımsak, sahanın dışında da Sayın Kaymakamımızla, valimizle, milletvekillerimizle hepsi de bize verdikleri desteklerden dolayı özellikle Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkan Vekilimizin öz kaynaklarıyla bize gösterdiği destekle biz bu yıl Süper Lig'de derece yaptık. Hedef ne? Bizim asıl hedefimiz Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Suruç Hokey Spor Kulübü olarak katılabilmek. Spor Bakanlığı'nın bilgisi var mı bu başarılardan? Bilgisi var. Daha önceki geldiğinde de biliyordu ama biz tabii bir türlü kısmet olmadı Sayın ki. Sayın Kasaboğlu davet etti mi sizi Ankara'ya mesela bu şampiyon olan takımı? Sağ yapıyor Sayın. Şu an Sayın Bakanımızın zaten bilgisi Sayın Kaymakamımızla birlikte olmuştu. Kendisi artık var. Var, orada da söylemişti zaten. Sahamız yapılıyor, hokey sahamız. Burada eski Yibo'nun olduğu yerde hokey sahamız yapıyor. Daha doğrusu orası bir spor tesisi yapılacak. Biz şimdi eski Yibo'yu bilmiyoruz. Ben sana şunu soracağım, samimi olarak. Tabii. Buraya gerekli spor yatırımları şu anda yapılıyor mu? Yapılıyor, kesinlikle. Bizim sahamız hem açık alanımız, ben aynı zamanda ilçe spor müdürüyüm. Hem açık sahamız hem de kapalı spor salonumuz yenilendi zaten. Tamam, sana soralım. Gerekli spor yatırımları yapılıyor mu? Yapılıyor. Doğru söyle. Yapılıyor. Gayet de yapılıyor. Yapılıyor. Tamam. O zaman Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. İsterseniz takım kaptanımıza sorun o konuyu. Sayın Kasaboğlu'na teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Yapılıyor mu abi? Yapılıyor hocam. Yapılmıyor diyorlar. Yok, yapılıyor. Biz haftanın 7 gün boyunca sürekli antrenman yapıyoruz. Hem açık alanda hem spor salonunda. Altyapımız da şu an çok iyi durumda. Eksik olan ne var? Böyle bir hiç eksik olan bir şey yok mu yani? Ya şu da olsa falan dediğiniz. Sayın Kaymakamımız
Gerçekten çok teşekkür ederiz. Her eksiğimizi şu an zaten gideriyor. Gideriyor. Evet, şu an hiçbir sıkıntımız yok. Ne güzel hiçbir... işte ya. Sporla vakit geçiriyorsunuz. Evet. Bu çok değerli bir şey. Peki, gerçekten ben Sayın Kaymakam Bey'e, Sayın Başkan Vekili'ne bir vatandaş olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz çok sen bir şey söylemek ister misin abi? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben ya herkes birbirine teşekkür ediyor. Ne güzel bir ortam oldu bu abi. Üniversitelerini sorabilirsiniz. Hepsi yeni üniversiteyi kazandı. Öyle mi? Nereye kazandın abi? Bayburt Üniversitesi. Bayburt. Hangi bölüm? Spor bölümü fakültesi. Siz? Aynı şekilde evet. Aynı şekilde. Takımcıyız, kafile şeklinde. Aynı üniversiteye mi gidiyorsunuz? Evet. Bir de Bayburt'ta da aynı şekilde hokey takımı çıkarmayı düşünüyoruz. Üniversite hocalarla konuştuk orada. Her yere bir hokey takımı. Bütün amaçları o. Her gittikleri yere bu branşı yayabilmek. Eyvallah. Niye hokey peki abi? Niye bu İçim okeyi. Çünkü 2015'te abi de hocamız Suruç'a atandığında biz hiçbir branşımız yoktu o zaman. Tamam, hoca hokeyi seviyordu. Bütün bütün Suruçluları hokeyli yaptı. Evet, buz olsa erir diye düşündü. Sıcak ama. Ne kadar güzel ya böyle yani sizlerin bu sıcak diyaloğu, sıcak ilişkileri bence çok kıymetli bir şey. Tebrik evet. ediyorum. Biz de takip edelim. Bizim de elimizden ne gelirse yaparız. Biraz önce bir hanımefendiyi Fatih Terim'le görüştürdüm. Çok güzel. Biz de deterjan markası değiliz hocam. Yapıyoruz. Biz de bu sporu yapıyoruz yani. Bizim de bir sevenlerimiz var. İnşallah aynı hassasiyeti bizim hokey takımımız için de gösteriyor. Abi hiç hokeyci tanıdığım yok. Yani hokey. Maçla bir sahayı bitirelim şu an. Bir gün maça gelelim buraya. Maça, tamam. Çok tamam. iyi olur o zaman. Bir gün fenomen arkadaşlarla, gazeteci arkadaşlarla maça gelelim. İnşallah. Çok iyi olur. Tamam mı? Çok isteriz. Sayın Kaymakamımız misafir etsin. İnşallah. Belki Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız da gelir. Tabii. Belki Spor Bakanımız da gelir. Birlikte böyle güzel bir şey etkinlik yapmış olalım. İnşallah. Eyvallah. Çok memnun olduk arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geliyor böyle bir şey. Doğrudur. Doğrudur. Hani böyle bir bu düzeyde bir oyun parkı, devasa oyun parkı ilk defa Suruç'a geliyor. Ve çocuklar için acayip bir yani ilgi görüyorsunuz. Bu çocuklar ne güzel eğleniyorlar. Ya müthiş. Bunların eğlencesi bizi mutlu ediyor. Hani ifade ettiğim gibi Sayın Bakanımızın dediği üzere hani çocuklara dokunun, gençlere dokunun, kadınlara dokunun. Bu da bir dokunuştur. Mutlular. Yeter bize yani bu. Bu tarifsiz bir şey ya. Bence de. Bu tarifsiz bir şey. Haklısınız. Bak herkes orada ayrı ayrı alanlarında. Evet, evet. Ne güzel. Onlar 3 gün şimdi burada. Doyası eğlenecekler. Doyası eğlenecekler. Ve onlar için bu unutulmaz bir şey yani. Yıllar sonra diyecekler ki ya bizim köye bir çocuk oyun alanı gelmişti. Onda oynamıştık. Evet. Belki kafamızı yarmıştık. Belki şöyle olmuştu ama bu hep onların açısından bir hatıra kalacak. Kesinlikle. Gönül isterdi ki çok daha erken gelsin. Tabii. Gönül ama, isterdi ki çok daha büyükleri gelsin ama işte maalesef şartlar şöyle oldu. Tabii gönül ister ki öncesi gelsin ama artık belli bir aşamayı açtık yani. O bir çizgi vardı onu açtık. İnşallah bu benzeri hizmetler çocuklarımızla olan bu güzellikler daha da artacak. Yani bununla yetinmeyeceğiz. İnşallah. Yetinmeyeceğiz. Ama bu huzurlu ortam devam ettiği sürece ki devam edecek. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Devletimiz çok şükür askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, diğer kurumlarıyla bütün alana nüfuz etmekte. Alana nüfuz etmekte. Bu da önemli. Bir şey vardı ya, bir sayın valimizin bir sözü vardı. Gidemediğin yer senin değildir diye. Doğru. Bir filmi de yapılmıştı hatta. Onları rahmetle anmış olalım. Amin. Allah rahmet eylesin. İşte buralara biraz geç kaldık. Maalesef. Ama artık bırakmayacağız. Evet. İnşallah yeni yönetici yani Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, Sayın Süleyman Soylu Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın desteğiyle inşallah bizler buralara alana girdik. Her alan, her kısımdayız. Gitmediğimiz yer zaten hemen hemen kalmadı ama daha da devam edeceğiz. Jandarmasıyla, polisiyle ve bütün kurumlarıyla alandayız. Alanda olmaya devam edeceğiz. Yani yeni yönetici profilinde zaten makam yöneticiliği olmaz. Makam yönetici olursanız maalesef iyi hizmet yapamazsınız. Biz de örnek aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu onların örnekliğiyle inşallah bizler aynı şekilde devletimizin verdiği bu görevi layıkıyla görev süremiz boyunca devam ettireceğiz. Ve inşallah sürücümüze en iyi hizmetleri yapmaya devam i̇nşallah. Edeceğiz. Biz de takip edeceğiz. İnşallah. Sağ olun. Arkadaşlar Suruç'taki Nar Festivali'ne geldik. Ama Nar Festivali'nden daha ziyade Suruç'taki kıymetli gelişmeleri gözlemledik. Nar Festivali'nden çok küçük bir bölüm belki çıkacak ama burada kütüphanelere gittik. Çocuklarla sohbet ettik. Fatih Terim'le bir kardeşimizi konuşturduk. Savaş Sokağı'na gittik. Parklara gittik. Dolayısıyla çok keyif aldık. Hepinize Şanlıurfa'dan, Suruç'tan selamlar, sevgiler.